Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, hepinize yürekten selamlar, sevgiler. Bir Salı günü yayınında daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine Müstakil Evlerle karşınızdayım. İnşallah yine beğeneceğiniz bir yayın olur. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Ve lütfen yayınları hemen videonun altında paylaş kısmı var. Oradan sosyal medya mecralarında paylaşırsanız daha fazla insanlarımıza ulaşırız. Bugün yayında müstakil evler var. Nedenini soracak olursanız aslında videonun içinde de açıklayacağım birazdan sizlere ama o kadar çok ilan kirliliği var ki arsalarda, özellikle arsaları bu yayında almadım. Tarlaya giriyorsunuz, güzel bir tarla yazıyor, işte ev yapabilirsin, bilmem ne yapabilirsin ama içine giriyorsun boş. Arsa yazıyor, içine giriyorsun. Konut imarlı bir yer değil. Elektrik, su falan filan yok. Onun için müstakil evlerle idare edeceksiniz ama güzel müstakil evler var. İnanıyorum ki bereketli ve güzel bir yayın olacak. Yine bazı köyleri, bakabildiğimiz yerlere, yani inceleyebileceğimiz yerlere içeriğine girerek hep birlikte bakacağız. Hep birlikte ilanları gezeceğiz. Sizleri fazla bekletmeden yayınıma geçiyorum. Sonra sohbete devam ederiz. Hadi bakalım. Evet canlar, ilk yayınımızdan başlayalım. İlk yayınımız İzmir Tire Çin Yeri Mahallesi'nde 28 Ağustos 2023 tarihli bir ilan. Yayınlara başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bugün aslında arsalar da alacaktım. Yayına arsaları da almak istiyorum ama biliyorsunuz hep baştan beri söylüyorum. Arsalar biraz bana ters geliyor. O kadar çok ilan kirliliği var ki arsa konusunda ve doping verip hani ilanları ön sıralara atıyorlar. Baktığım ilanlarda inanın arsa ve tarla yazılı yerlere, konut yapılabilir denilen yerlere bile girdiğimde hep böyle bir çıkmaz var. O çıkmaz da olduğu için yani bazen gerçekten bakmak da istemiyorum, içimden gelmiyor. Böyle bir dolaştım aslında ama daha güzel, böyle sanki bereketli bir yayın olacak gibi inşallah. Ya Allah Bismillah deyip şöyle bir müstakil evlere bir bakalım istedim. Açıkçası arsaya bakmak çok böyle içimden gelmedi. Yani benim kendi içime sinmeyen bir şeyi burada yayınlayıp sizlerin huzuruna açıkçası çıkartmak istemiyorum. Beni az çok tanıyorsunuz. Yeniler, belki yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum. Onlar tanımıyor olabilirler. Ön tarafı şöyle zaman zaman sıvalı, zaman zaman böyle tuğlayla örülmüş, ek bir yapı yapılmış. Birazdan okuyacağız tabii. Ama genelde dıştan gördüğümüz kadarıyla taş yapısının sağlam durumda olduğunu görüyoruz. Bu da alt kısmı. Biliyorsunuz köylerimizde genelde alt kısımlar ahır ya da depo olarak kullanılıyor. Bu da yine onlardan bir tanesi. Yani genel yapı itibariyle benim sağlam olarak gördüğüm bir yer arkadaşlar. Dış yapı olarak tabii söylüyorum bunları. Bilmiyorum sizler de neler düşünüyorsunuz? Hep birlikte yorumlara da yazalım. Birlikte yorumlayalım istiyorum. Şu bahçedeki şu fazla olan taşları etrafı çevirmek için de kullanmaya müsait gibi gözüküyor. Ya da ikinci bir yapı yapılabilir mi? Bakalım, okuyalım. A+ Gayrimenkul'den Çiniyeri köyünde satılık müstakil ev Çiniyeri köyünde bulunmaktadır. 184 metrekareden oluşmaktadır. Damı bulunmaktadır. Elektrik, su bulunmaktadır demiş. Tapu ve kredi işlemleriniz için finans ekibimiz tarafından takip edilmektedir. Tabii bildiğimiz kadarıyla şimdi burada tapu durumu kat mülkiyetli olarak yazılmış. Eğer kat mülkiyetli bir tapuysa arkadaşlar, buna kredi de kullanılabilir. Yani bunu tapu ve kredi işlemleriniz profesyonel finans ekibimiz tarafından takip edilmektedir dediklerine göre demek ki kredi çıkartabilirler. Benim bildiğim eski yapılara, köy evlerine kredi vermiyor bankalar, ki kaldı ki zaten şu ara normal dairelere bile bankalar kredi vermiyor arkadaşlar. Vermiyor dediğim, yani mesela atıyorum 1 milyon bir kredi çekmek istiyorsunuz ama ancak 300-400 bin lira falan veriyorlar. Onu da bayağı bir zorlaştırdılar. İnşallah Eylül ya da Ekim ayında bu piyasaların açılmasını, bankaların kredi vermesini bekliyoruz. Tabii temennimiz bu yönde. Ülkemiz rahatlasın, bütün insanlar rahatlasın yönünde temennimiz var. A+ Gayrimenkul'den Çiniyeri köyünde satılık müstakil evimize şimdi bir bakalım. Tire ve Çiniyeri mahallesinde.
Şunu da sizlere söylemeden geçemeyeceğim. Tabii bizi izleyen yine söyleyeceğim. Yani eski aile üyelerimiz ve yeni katılanlar aramıza bunları biliyorlar ama dışarıdan gelip hani böyle laf atıp kaçanlar oluyor. Çok bazen dengesiz yorumlar oluyor. Şimdi burada diyorlar ki işte neden köy evi bakıyorsun? Arsalara neden bakmıyorsun? Arsalarda gerçekten satışlarında sıkıntı var diye birincisi bakmak istemiyorum çok. Bu işi yapmama rağmen. İkincisi bu tip yerlere daha kolay yeni bir yapı yapabileceğiniz için. Bunu da mesela arsa olarak düşünün diyeceğim ama bu üstündeki ev derli toplu. Fakat biz ne evlere bakıyoruz biliyorsunuz. Bazen içinde ev bile olmuyor ama Kargil ev tapusunda geçtiği için daha kolay tadilat ruhsatıyla ayağa kaldırılabilir durumda oldukları için bunlara bakıyoruz. Hani şu benzetmeleri yapıyorlar bazen. Ya işte burası ahır, burası bilmem ne. Yani zaten sarayda oturanlar, köşkte oturanlar ya da daha üst düzeyde oturanlar zaten bu yayını onlar izlemesinler. Çünkü bizim yayınlarımız bu yönde arkadaşlar. Kimsenin malını, kimsenin yaşadığı yeri küçümsememek lazım. Yüce Allah'ın da bir hesabı olur bir gün. Her şey ters döner. Tabii ben o izleyenlerin de eminim. Hayatlarında hiçbir tane tapusunun olmadıklarına da eminim ama eğer gerçekten hani burnu büyük derler ya. Öyle bir insanlar varsa gerçekten seyretmesinler bizi. Yani bu köy evi diye burun kıvırdıkları ya da yıkık dedikleri yerlerin yapıldıktan sonraki hallerini de size birazdan ilanlara aldım. Onları da inceleyeceğiz. İlanı listeye almamızın sebeplerinden bir tanesi de Tire'ye yakın olması. Arkadaşlar buna da çok önem veriyoruz yer ararken bu yayınları açtığımız günden beri. Hatta ben hep nereden bakardık? Önceden şuradan bakardık konumlarına. Ama bu konum bizi yanılttığı için biz Google Maps'ten daha doğru bir konum öğreniyoruz. Hastane, postane, bunlar çok önemli. Bankalardı. Yani yapacağınız şeyler dağın başında gidip de 30 kilometre aşağıya inemezsiniz. Çoğu insanımızın arabası yok. Arabası da olmadığı için mümkün mertebe yakın olan yerlere bakmaya çalışıyoruz. Nedir? İşte Tire'de devlet hastanesi var. Ne kadarmış buraya? 7,7 kilometre. 10 dakikada araçla gidebileceğiniz bir yer. Şöyle Çini yerine yaklaşalım. Çini yeri ilkokulunu görüyoruz burada. Ve hemen ondan bir kilometre sonra işte petrol ofisleri, şurada kır düğün salonu varmış mesela. Yani 950 bir kilometre sonra zaten asfalt yola ulaşıyorsunuz ve ondan sonra trenin içindesiniz. Bana göre gayet yakın bir yer. Oldukça yakın bir mesafede arkadaşlar. O yüzden de listeye aldım burayı. 575 bin lira 28 Ağustos 2023 tarihli bir ilan. Barış Akseki 0554-884-72-95 0554-884-72-95 numaralı telefondan bu ilana ulaşabilirsiniz. İkinci ilanım sahibinden satılık müstakil ev 223 favoriye son fiyat demişler ve 100 metrekarelik bir yer yalnız. Fakat Aydın Söke Atburgazı Mahallesi biraz fiyatları yüksek bir mahalle. Bundan sonra bu sahibinden.com'da bazı ilanları hani buraya 100 metrekare yazıyorlar. Mecbur açıklamasına bakmak zorunda kalıyorum ama bundan sonra o tip yerlerde bir de şeye bakacağız. Biz de kendimiz TKGM'den bakacağız. Bana çünkü ilk etapta şu fotoğrafı büyüttükten sonra yani 100 metrekareden değil mi? Belki de size de öyle gelmiştir. Yorumlara yazın. Bana büyük bir yer gibi geldi. Şöyle eski tabii eski bir yapı var içinde. Betonarme bir yapı var ama eski ama betonarme bakımsız bir yapı var. Ev şurada, şurada bir kapı var. Ona da bir anlam veremedim. Kötü bir fotoğraf çekimi olmuş. Telefonla çekmişler sanki. Mutfağı güzel, fena değil. Yani yeni yapılı bir mutfak gibi. Burada da arsanın köşe kaldığını görüyoruz. Hep birlikte görüyorsunuz. Köşe bir arsa karşımıza çıkıyor. Sokağı geniş. Yine güzel bir
geniş bir sokağa sahip. Uzun zamandan beri de herhalde sanırım boş. Bakalım sahibinden Söke Atburgaz'ında yatırımlık yapı köyün girişindedir. Didim yoluna ve köyün caddesine çift cephelidir. O biraz önce gördüğümüz yeri söylüyor. Söke Ovası'nın karşısındadır. Önü kapanmayacak müstakil yapı köy girişinde. Üç cephesi yol, tek tapu hissedarı, borcu, harcı yok. Satışa engel bir durumu yok. Elektrik ve su abonelikleri vardır. Köy içerisinde eczane, ilkokul, bakkallar, kıraathane, pazar yeri, sağlık ocağı, internet kafe, cami ve berber bulunmaktadır. Muhit olarak gelişmiş bir bölgedir. Söke ve Didim merkezlere ulaşım kolaydır. 30 dakikada bir şehir içi otobüs kalkmaktadır. Didim merkeze 36 kilometre, Söke merkeze 32 kilometre, deniz kenarı Karina 14 kilometre mesafede. Yani denize yakın olduğu için biraz da zaten bu Atburgaz'ı pahalı yerlerden bir tanesi. Çevrede antik yapılar ve tarihi noktalar mevcuttur. Ulaşım çok yakındır. Eski Doğan Bey, Miletos Antik Kenti, Priene Antik Kenti, Karina. Ev köy evidir. Köydeki diğer evler gibi arsa tapuludur. Şehir merkezindeki birçok eski evin dahi arsa tapusu olarak geçtiğini göz önünde bulundurarak arayınız. Takas yoktur. Lütfen teklif etmeyiniz. Arsa tapulu olduğu için kredi çıkmamaktadır. Tapu bilgileri evet. Bunu çalışmıştık zaten dersini. Ada 311 parsel 18 alıcısına hayırlı olsun demiş. Ben hemen ada parseline girdim buradan arkadaşlar. Hemen karşımıza çıkacak zaten yer. Hani 100 metrekare yazıyorlar da bazen ufak çıkıyor ya. Burası büyük çıkıyor ya da ufak çıkıyor. Burası toplam tapu alanı öz nitelik bilgisinde zaten 100 metrekare olarak buldum bunu. Sizler de görün istedim. Yeri de burada ama Maps'ten bakarsak daha iyi olur. Belki içeriden de yerin fotoğraflarını görebiliriz. Evet, yerimiz bu. Söke'ye yakınlığını görüyorsunuz. Yaklaşık 24,5 kilometre Söke'ye ama deniz tarafını isteyenler için oldukça yakın. Atburgaz'ını şöyle görebiliyoruz arkadaşlar. Deniz kısmına oldukça yakın bir mesafe. Atburgaz'ı genelde böyle antik kentlerin olduğu yerlerden bir tanesi. Şöyle zaten köyün dışında sadece bu antik olan yerleri gösteriyor bize harita. Mesela ona yakın yakın nokta Gülbahçe. Gülbahçe'de şöyle bir yer arkadaşlar. Gülbahçe'nin içinden geçtiğimizde de iki katlı, zaman zaman yine tek katlı yapıların karşımıza çıktığını görüyoruz. Keşke Atburgaz'ına da bu şekilde bakabilseydik diye düşünüyorum. Ben çünkü çok seviyorum. Bilmiyorum sizler nasıl seviyor musunuz bu uygulamayı? Gerçekten güzel. Şimdi tekrar ilana dönelim. Yeni bir ilan bu. 28 Ağustos 2023 tarihli bir ilan. 100 metrekare. Çok büyük bir yer değil. Bunda hemfikiriz. Sahibi satıyor. Sahibinden satıyor burayı. 100 metrekarenin içinde de betonarme bir yapı var. Yani bizi inşaat açısından çok uğraştırmayacak bir yapı. Fakat yapının böyle çarpıklığı, çurpukluğu belki de biraz beni endişelendiriyor. Yani burayı da aslında duvarları belki kırarak, kolonlar değil, duvarlar kırılarak yeniden belki bir yapı yapılabilir diye düşünüyorum. Ama şu an betonarmesindeki kolonlarda, şu gördüğümüz kolonlarda herhangi bir patlak çatlak görmüyoruz. Eğer bunlar sağlamsa içini onarmak mümkün olabilir. Çok büyük bir bahçe değil, küçük bir bahçeye sahip olursunuz. Zaten bu evde çok büyük bir ev değil buradan gördüğümüz kadarıyla. Yani artıları var, eksileri var. Artıları nedir? İşte denize 14 kilometre kadar bir mesafesinin olması. Fakat Söke'nin içine, yani hep bizim söylediğimiz hastaneye, postaneye uzaklığı 22-23 kilometreydi. Onu da göz önünde bulunduracağız. Genelde antik kentlerin etrafını çevirdiği bir yer burası. Atburgaz'ı mahallesi zaten gidenler bilir. 28 Ağustos 2023 tarihinde 765 bin liradan Tufan İlyas Esen mal sahibi olarak bu ilanı vermiş. Cep numarası 0541-631-3533. 0541-631-3533. Bu numaradan kendisine ulaşabilirsiniz. Üçüncü ilanıma geçiyorum.
Üçüncü ilanım da Aydın Koçarlı Halil Beyli mahallesinde. Yine Aydın'dan devam ediyoruz. Bu da yeni ilanlardan bir tanesi. Metrekare hoşuma gitti burada. 740 metrekare bir arsaya sahip müstakil bir ev. Koçarlı Halil Beyli mahallesi de Koçarlı'nın içinde. 740 metrekare iyi bir metrekare diye bunu listeye aldım. Şöyle fotoğraflarını büyüteceğim. Şurada amcamız oturuyor bahçesinde. Bahçesinde güzel yetişkin ağaçlar var. Evin içi bakımsız kalmış yine ama şöyle zeytin ağaçlarını falan görebiliyorum. Diğer ağaçları görebiliyorum. Oldukça güzel bir bahçeye sahip. Güzel bir fotoğraf makinesinde ya da güzel bir telefonla harika çıkabilecek bir fotoğraflar karşımızda olurdu belki ama maalesef işte yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Şu telefonu yan çevirip güzel fotoğraf çekseler bu fotoğraflar şahane çıkacak. Evi bile şu anda ben seçemiyorum çok. Ama zaman zaman beton olduğu ve tavanlarının da sanki iyi olduğu gibi bir kanıya vardım açıkçası. Buradan bakmakla yani pencereleri pimapen olduğunu görüyorum. Zeminin de beton olduğunu görüyorum. Belki şuradan dışarıdan bir şeyler yapılabilir tekrar. Şurası giriş olan kısmı, merdiven olan kısmı değiştirilebilir. Evin şu temel sağlamlığı varsa şuraya güzel bir hava verilebilir. Sanki damda da çatıda da biraz sıkıntı var gibi gözüküyor. Ama içeriden çok böyle güzel fotoğraflar çekmedikleri için yanılabiliriz. Tabii ki gitmek lazım. 1 milyon 90 bin lira yazmışlar. Bu ilana dediğim gibi metrekare 740 metrekare. Demişler ki Aydın Koçarlı Halil Beyli'de 740 metrekare bahçe içerisinde köy evi olan, elektrik su mevcut, yolu mevcut, müstakil tapulu, içerisinde meyve ağaçları bulunan, gerçekten öyle, satılı köy evi ve bahçesi. Yani söyledim ya sizlere de, bütçesi iyi olanlar, bir tık daha üzerinde olanlar ve tercih edenler Koçarlı tarafını, bana metrekare iyi geldi. Evde ayağa kalkabilecek bir eve benziyor. Şuradan baktığımız kadarıyla tabii mutlaka sizler de yorumlarda belirtin. Ve bu arada yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraya bırakmayın. Yayınları öncelikle beğenin diyorum. Varsa sosyal medya adreslerinizde de paylaşabilirsiniz yayınımızı. Hemen videonun altında paylaş bölümü var. Oradan paylaşırsanız neden? Çünkü daha fazla insanımıza ulaşır. Belki bir kişiye bile faydamız olursa ne mutlu hepimize. Hepimiz bu sevaptan yararlanırız diye düşünüyorum. Şimdi bir de mesafeye biz bakalım. Koçarlı ile Halil Beyli mahallesine. Halil Beyli ve Koçarlı aslında çok yakın. Yani Koçarlı'nın mahallesi Halil Beyli. O yüzden arkadaşlar, böyle işte hastanesine, postanesine hani ulaşabileceğiniz bir yer burası. Görmüş olduğunuz gibi içinde her şey var. Halil Beyli'nin içine kadar giremiyorum ama Halil Beyli'yi şöyle size uzaktan da olsa göstermek istiyorum. Şurası işte Halil Beyli. Koçarlı'nın merkezine gidecek olursak da Koçarlı'nın merkezi de burası canlar. Şurası da Koçarlı'nın merkezi. Yine her yerde olduğu gibi canavar apartmanlar burada karşımıza çıkıyor. Biz tek katlılara bakıyoruz ama işte sıfır binalar yapılmış Koçarlı'nın merkezinde. Burada 3-3,5 katlık bir imar demek ki söz konusu. Koçarlı'nın merkezi burası arkadaşlar. İstedikleri rakam 1 milyon 90. Pazarlığı var mıdır bilmiyorum. İnşallah vardır. Aydın Koçarlı Halil Beyli Mahallesi'nde 28 Ağustos 2023 tarihinde bu ilanı vermişler. 740 metrekare, güzel bir metrekare. Burak Kahraman, telefon numarası 0532-217-9849. 0532-217-9849. Bu numaradan ulaşabilirsiniz kendisine. Antalya'ya gidelim. Antalya Manavgat'ta 27 Ağustos'ta attıkları bir ilanı buldum. Yani biz yayını yapmışız cumartesi günü. Cumartesi gününden sonra bu ilan düşmüş 27 Ağustos'ta. 180 metrekare demişler. Yine cep telefonuyla çekilmiş ama sanki diğer fotoğraflardan daha güzel. Öz nitelik bilgisinde 544 metrekare gözüküyor. Niteliki Kargir ev ve arsa.
Bizim aradığımız bu işte. Kargil evi ve arsa 544 metrekare. Antalya Manavgat Sırtköy'de arkadaşlar. Ha şimdi Sırtköy'e tabii ki bakacağız. Bak buradan kuş uçumu hesaplamışlar. 23 kilometre kuş uçumu, 23 kilometre diyorlar merkeze. 152 ada 18 parselde bulunuyor burası. İmar durumunu da şöyle koymuşlar. Etrafı güzel. Şöyle damdan bakıldığı zaman karşıdaki mesela evler, şu yapılar, şunlar satılsa yine 3-5 milyondan aşağı istemezler diye düşünüyorum. Bizim yapımız bu. Yani çok güzel ağaçlar yine içinde, metrekaresi de güzel. Eski bu düğmeli ev diyorlar. Onlardan bir ev. Zaman zaman taş, zaman zaman da yine odundan, kalastan yapılmış aralarda. İşte gördüğünüz gibi şu, yani mevzu şu. Araya kalaslar atılıyor. Taş aralarına devam ediliyor. Şöyle. Tabii bunu şimdi onarmak, o taş ustasını orada bulmak geçtiğimiz hafta yayında bir canımızın söylediği gibi zor. 700 bin lira 544 metrekare demişler buraya. Evet arkadaşlar, ada parselini de buraya koydukları için buna bakmama gerek kalmadı. Kargil ev ve arsası olan bu yer. Bak işte buraya mesela 180 yazmışlar. Buraya 544 yazmaları gerekli. Bu arkadaşımızı da bu vesileyle eğer bizi seyrederse uyarmış olalım. Böylece insanları herhangi bir şüphe içinde yer etmez. İnsanlar herhangi bir şüphe duymazlar. Ama biz mesafeye bakacağız tabii. 545 metrekare arsa dediğim gibi iyi metrekareye sahip. Peki bakalım şu Sırtköy ne kadar yakınmış Manavgat'a? Manavgat'la Sırtköy'ün arası 29 kilometre, yani 44 dakika. Biraz önceki fotoğrafta kuş uçumu olarak işaretledikleri için 23 kilometre falandı. Ama ne oldu? 29 kilometreye çıktı ve sürede arttı. Sırtköy şurası arkadaşlar. Evet. Şöyle bir görüntü var. Şöyle Sırtköy. Burası harika bir terasmış gerçekten. Muazzam bir manzara. Sırtköy'den başka bir görüntü daha buldum. Şöyle bir fotoğraf çekmişler. Sırtköy adı da üstünde sanki böyle şu otobüsler motobüsler sanki böyle bir yamaçta, yani yüksek bir tepede kalıyor. Ve yüksek, ben hiç gitmedim. Yüksek tepede kaldığı için de muazzam bir manzarası var. Bir görüntü de şuradan vermek istedim sizlere. Gerçekten harika bir manzara. Ya şu ormanlara, şu ormanlara, şu insanlar dikkat etse de şu ormanlar cayır cayır yanmasa gerçekten bizim memleketimiz, bizim ülkemiz bir cennet. Her yeri bir turizm abidesi. Her yeri. Yani şu canım ormanlar, şu ağaçlara bakar mısınız? Yani nefes alınacak bir yer. Sanırım şuradan da deniz tabii çok az da olsa, işte keşke evin yerini de görebilsek ama maalesef oraya kadar gitmiyor. Yine düşünen canlarımız varsa telefon numarasını vereceğiz tabii ki. Antalya Manavgat Sırtköy Mahallesi'nde 700 bin lira 27 Ağustos 2023 tarihli bir ilan, yeni ilanlardan bir tanesi. Ne demişler? 544 metrekare kargir ev ve arsa olarak geçiyor ama buraya kargir ev diye bakmayacağız. Biz arsa olarak bakacağız arkadaşlar. Çünkü evi biraz önce gördük. Remzi Atasever cep numarası 0507 638 78 30. 0507 638 78 30 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Bir başka ilanım Sakarya. Sakarya'ya da selam olsun. Sakarya'da da çok dostlarımız var. Hepsine kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sakarya Pamukova'dan çok soranlar var. Şahmelek Mahallesi'nde burası. 368 metrekare eski ahşap ev ve arsası olarak geçiyor. 368 metrekare iyi bir metrekare diye bunu da aldım. Burada da yine işte 160 metrekare. Şurayı işaretlemişler. Halbuki değil. Şöyle fotoğraflarını büyütelim. 9 tane fotoğraf karşımızda. Buraya da yine arsa olarak bakacağız. Yani burada bir ev yok. Çünkü taş temel yapısının üzerinde görmüş olduğumuz kerpiç bir yapı var.
Bu kerpiç yapı tamamen buradan kaldırılarak ya prefabrik koyacaksınız ya da ahşap evler var. Daha önceki yayınlarda gösterdiğimiz evlerden. Yine parsel sorgulaması öz nitelik bilgisine geldiğimizde iki katlı kerpiç ev ve bahçesi 368,36 metrekare olarak karşımıza çıkıyor. Çok güzel. Yukarıdan baktığımız zaman da şöyle arsayı görüyoruz. Arsa yola cephe. Bak arsa yok dedim size ama buradan yine de bunu da arsa yerine sayabiliriz arkadaşlar. Okuyalım açıklamasını. Arsa 368 metrekaredir. Üzerinde eski taş temel ahşap ev mevcuttur. Tapuda iki katlı ahşap ev ve arsası geçmektedir. Pamukova merkezden 15 dakika uzaklıktadır. Evin önüne kadar yol asfalt olup yaz kış ulaşım problemi yoktur. Köyde bütün altyapı olup elektrik, su, internet altyapısı vardır. Etrafında çok iyi komşuları olan evin 30 metre arkasında çocuk parkı ve kaynak suyu vardır. Evin tadilat edilmesi gerekmektedir. Tadilat ederek mevcut olan evi kullanabilirsiniz ya da evi yıkıp yerine takriben 65 metrekare taban alanlı 2,5 katlı ev yapabilirsiniz. Belediyeden sordurulmuştur. Evet, işte bizim bakma sebeplerimizden bir tanesi bu. Belediyeden sormuşlar 2,5 katlı ev yapabilirsiniz. Çünkü zaten eskiden orada bir ev vardı. Hatta hala kalıntıları da duruyor görmüş olduğunuz gibi. 65 metrekare taban oturumlu 2,5 katlı evde 65 metre taban oturumundan sonra eğer orada çıkma veriyorlarsa ki veriyorlardır diye tahmin ediyorum. 2,5 kat yapacaksanız bir triplex yapacaksanız yaklaşık 6, 12, 18 yani 200 metrekarelik toplamda bir eve sahip olabilirsiniz. Bu 368 metrekarede güzel bir bahçe kalır. Aşağı yukarı 300 metrekare kadar bir bahçe kalır. Fiyat 875 bin lira. Yeni ilanlardan bir tanesi. Merkeze de fazla uzak değil diye aldım. Pamukova ile Şahmele'ye bakalım. Evet arkadaşlar Şahmele görüyoruz şurada. 15 dakikalık bir mesafede yani 7,9 kilometre. Yollar biraz virajlı olduğu için de Şahmele'nin şöyle içine doğru yaklaşalım. Yollar biraz virajlı ve virajlı yollar olduğu için de 7,9 kilometre gösteriyor. Şahmele'nin tabii içini göremiyoruz ama mesafe olarak çok uzak olmadığını gördük. Keşke etrafını da işte çekseler. Yani sadece bunu değil de etrafındaki evleri de çekmiş olsalar bizim için çok güzel görüntüler olurdu. Maalesef göremiyoruz. Mesela şurada yeni bir yapı var. Şurayı görüyorsunuzdur herhalde. Bundan bir 50 metre falan herhalde ileride. Yeni yapınca da işte dünya para isterler buralara da. Arsa olarak değerli yerler, İstanbul'a yakın olan yerler, Sakarya, Pamukova, Şahmelek Mahallesi'nde burası. Burayı da mal sahibinden buldum. Yasin Şahin mal sahibi. 27 Ağustos'ta atmışlar yine yeni ilan. 2023 tarihli bir ilan. Telefon numarası 0542 463 1177. 0542 463 1177. Bu numaradan ulaşabilirsiniz kendisine. Ve güzel Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'ya da selamlar, sevgiler. Bursa'da 875 bin liraya buldum. Bunu da yine 27 Ağustos ilanı yeni ilanlardan bir tanesi 875 bin lira. Bursa Gemlik Şahin Yurdu mahallesinde arkadaşlar. Gemlik Şahin Yurdu'nda 3 katlı müstakil binamız satılık demişler. Bakacağız şimdi şöyle fotoğraflarını büyüttüğümüz zaman 7 tane fotoğrafının büyük olarak geldiğini göreceğiz. Bu da 153'e 8 arkadaşlar. Evin içi ve dışı sağlam. Tabii şimdi buraları boyamışlar. Onlar iç kapıları. Siz kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Şuralarda rutubeti görüyoruz. Çoğu mesela müstakil yerlerde dış cephe mantolamasını yapmıyorlar. Rutubet de genelde o yüzden oluyor aslında. Mantolama olmadığı için. Bunlar şu büyük resimde, büyük fotoğrafta çıkmıyor. Dışarıdan çekilen bu fotoğraf. Evin öyle çok eskide olmadığını zaten onlar bina yaşına da 11-15 olarak yazmışlar. Böyle bir 15 yıllık falan bir bina. Bir kot farkı olduğu için de görmüş olduğunuz gibi şuradan baktığımız zaman giriş katı, üst kat, ikinci kat ama oldukça güzel bir manzaraya sahiptir diye düşünüyorum herhalde.
Gemlik Şahinyurdu Mahallesi'nde 153 ada 8 parselde 3 katlı girişte sığınak. Bir üst kat 2 artı 1. Yani şurası, şu fotoğrafı da alalım. Şurası sığınak demişler, depo gibi yapmışlar. Bunun hemen üstü de yani şu gördüğümüz yerde 2 artı 1'miş. Devam edelim bakalım. İkinci katta 2 artı 1. Üstü de 2 artı 1. Satılık müstakil bina. Yani tek başınıza oturmak isterseniz belki içeriden bir merdivenle dublekste olabilir burası. 207 metrede arsa üzerinde yapı demişler burası için. 207 metrekare arsası varmış arkadaşlar. Şahin Yurdu Gemlik arası 12 kilometre. Yani 19 dakika. Buraya İstanbul'dan da ulaşma imkanınız var. Feribotla geçebilirsiniz. Osman Gazi Köprüsü'nü karayolundan kullanabilirsiniz. Şahin Yurdu'na doğru şöyle bir yaklaşacağım ve Şahin Yurdu'nun içinde neler var neler yok şöyle bir bakalım. İşte bizim baktığımız eve benzer evlerden bir tanesi Şahin Yurdu. Şahin Yurdu isminden de belli olduğu gibi hakikaten bir Şahin'in ulaşabileceği bir tepede. Bakın mesela bu evde diğerinin aynıydı. Ama herhalde manzaraları bunların muazzamdır diye düşünüyorum. Biraz daha yukarı çıkalım. Keşke bizim evi de görebilsek. Baktığımız evi. Şöyle. Bakın mesela muazzam. Muazzam manzaralar. Bursa'da işte hani yeşil Bursa deniyor ya hakikaten her yeri, Bolu da öyle. Her yeri yemyeşil maşallah. Şuraya bakar mısınız? Yani Cenab-ı Allah şuraya halıyı sermiş, bırakmış. Ama onun yarattığı insancıklar keşke şu doğaya baksa. Değil mi? Onu korusa, baksa. Hep söylüyoruz. Ah Hazreti insan, ah diyoruz. Evet, ilanımıza dönecek olursak bu da Gemlik Şahin Yurdu 3 katlı müstakil bina olarak satılıyor arkadaşlar. 11-15 demişler, fazla eski de bir yapı değil. 875 bin lira. Yani Gemlik'e yakın olmak isterseniz merkeze çok uzaklığı yok. Biraz tabii böyle yüksekte bir yer. Hakikaten Şahin Yurdu'ymuş. Bilmiyorum, düşünenler varsa diye listeye aldım. Yeni ilanlardan bir tanesi bu. Arkadaşlar 207 metre karede arsasının toplamı ama içindeki binayı bana sorarsanız eğer o paralı bu paraya yapamazsınız. Şu paraya yapamazsınız. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. İnşaat maliyetlerinin arttığı hele hele şu günlerde böyle bir yapı 2 katlı 2 artı 1 bir yapıyı yapamazsınız. Bir de altında da sığınak var. Düşünün derim aslında burayı. Engin Raşit Zengin, telefon numarası 0542 674 91 56. 0542 674 91 56 bu numaradan ulaşabilirsiniz kendisine. Ve arkadaşlar Karaburun'dayız. Karaburun'da yine Eylen Hoca Mahallesi'nde, geçen hafta Karaburun'da bir yer daha göstermiştik. Ona 1 milyon 300 bin lira falan diyorlardı. Bu 2 milyon 300 bin lira. Bu yapı 2 katlı, denize de 5 dakika yaz kış oturulabilir müstakil. Buradan soran çok olduğu için aldım bu ilanı. Şöyle görmüş olduğunuz bir yapı. Ama hiç de modern yapmamışlar. Nasıl bir sıfır yapıysa eski dolaplar falan kullanılmış. Maliyetleri düşürüyorlar herhalde. Şuradan manzarasını görüyoruz. Ordunun manzarası mı onu da bilmiyorum tabii. Yani oradan mı çekildiğini bilmiyorum. Şöyle arka tarafı da yani bunlar sanki eski bina tadilat edilmiş gibi bir hava var. Burada yaz kış oturulabilir 2 katlı denize 5 dakika. Ben şu anda tadilat edilmiş bir yer bakıyorum. Sıfır olması, buranın sıfır yapı olması gerçekten çok zor gibi geliyor bana. Bahçesi de çok şey yapılmamış. Burada bir tapu görüyoruz. Diyor ki avlulu kargir 2 katlı ev 102 metrekare. Yani 102 metrekarelik yerler burada. Bu paralar ediyor arkadaşlar.
Yani bunu da aldım işte 102 metrekarelik yerler. Böyle tadilatını, tamiratını yaptığınızda işte bu paraları ediyor. Bakın Karaburun'da İzmir Karaburun Mordağ'ın Eğlen Hoca Köyü'nün merkezinde müstakil üst katı hemen oturulabilir durumda. Alt kat tadilat ister. Terasa veranda yapılıp deniz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Denize uzak değil. Dağ başında konteyner bile zar zor koyulacak tarlalarla bu rakamları istiyorlar. Bu fiyata iki katlı ev sonuçta, hatta bir kat daha yapılabilir, yasal olarak engel yok. Elektrik, su bağlı, kiracı falan da yok içinde, hemen oturulabilir demiş. Durumda 2 artı 1 şu an. İsterseniz üst kat ve terası oturmak için yapıp alt katı tadilattan sonra kiraya verebilirsiniz. Seçenekler bol. Keyfinize göre değişiklik vesaire yaparsınız. İyi tatiller demiş. Öyle evet, bu İzmir Karaburun'da kiralar oldukça yüksek. Üst katta oturup denildiği gibi alt katında daha tadilat işleri varmış. Yapabilirsiniz. Fakat şuraya bina yaşının sıfır yazılması bunun sıfır olduğu anlamına gelmez. Şimdi ilanlarda ben kendime diyorum ya, kendime nasıl bakıyorsam sizin için de aslında o gözle bakıyorum. Bir ilanda bir falso gördüğüm zaman oradan soğuyorum. Açık konuşalım, dürüst konuşalım birbirimize. Şimdi eğer bir binaya sıfır değil de eski bir binayı tadilat yaparak eğer oraya yapıldıysa sıfır demeyeceksin arkadaşım. Oraya diyeceksin ki burası, bu böyle bir iki katlı kargir ev var içinde ama biz bunu tadilatla bu hale getirdik denilse hem karşı taraf için çok da güzel bir şey olur. Zaten insanlar buranın kaç para olduğunu biliyor. Karaburun'da evlerin kaç para olduğunu, metrekarelerin kaçtan gittiğini görüyor. Zaten bir tane daha ilan aldım. Şimdi o ilana da bakacağız. Ama biz şimdi Karaburun'da Eğlen Hoca Mahallesi'ne, tabi burada mesafe de çok önemli ya, ona da bir bakacağız. 14 kilometre, 14,5 kilometre Karaburun'un merkeziyle Eğlen Hoca arası. Eğlen Hoca'ya şöyle bir gidelim. Eğlen Hoca Mahallesi'ne şöyle bir Eğlen Hoca tarafına bir gidelim bakalım. Bir Eğlen Hoca'yı şöyle uzaktan da olsa, yakına giremiyoruz çünkü, evlerini bir görelim. Sahile yakın olan evler. Şöyle uzaktan görebiliyoruz işte. Böyle konuşlanmış arkadaşlar. Zaman zaman tek katlı, zaman zaman iki katlı ve üç katlı, hatta şu yeşil evdeki gibi üç katlı da yerler görebiliyorsunuz. Demek ki üç kat imar varmış ki arkadaş doğru söylüyor. Onun en üst katına da yapabilirsiniz. Eğlen Hoca Karaburun'a 16 dakika dedik. Bu ilan için yine de telefon numarasını vereceğim. İlgilenenler varsa, yeni ilan çünkü 28 Ağustos 2023 tarihinde, belki bu tip bir şeye ihtiyacı olan varsa onları da boş geçmeyelim diye diyorum. 2 milyon 300 bin lira Tuğcan Yapıcı mal sahibi olarak bu ilanı vermiş. Cep numarası 0555 969 1926 0555 969 1926. Ve yine Karaburun'dayım. İzmir Karaburun Salman Mahallesi burası da. Şimdi burada asıl hem ilanlara bakmak hem de ders çalışmak. Bu bizim zaten birinci önceliğimiz bu kanalda bu. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Biraz önce de İzmir Karaburun neresinde baktık? Eğlen Hoca'da baktık. Bu da İzmir Karaburun Salman Mahallesi'nde. Bunun metrekaresi de 100 yazmışlar. Neti 98. İçinde virane, yıkık, hatta bir yapı var. Taştan bir yapı var ama yıkık ev ve arsası diyor. Ev ibaresi var. Bu da yeni ilanlardan. Yine 28 Ağustos ilanı. Bakın yer bu. Şimdi buraya da 785 bin lira istemişler. Ortada bir şey yok. Taş bir yapı. Bunun inşaat maliyetlerini de eğer hesaplarsak, şimdi buraya tek katlı mı yaparız, iki katlı mı yaparız? Yani 785 bin lira. Üzerine bir prefabrik yaparız. Hani bu ahşap evler var. Ahşap ev yapabiliriz mesela. 350 bin lira yazmışlardı. Geçen ilanlarda baktım 340'a düşürmüşler. Belki pazarlık yaparsak 300 bin liraya 50 metrekare bir ahşap ev sığdırıp geri kalan aşağı yukarı 48 metrekareyi de küçük böyle minyatür bir bahçe gibi kullanma şansımız da olabilir. Kaça mal olur bize? Bahçe peyzajı hariç. Diyelim ki buna 750'ye aldık. 700'e alırsak çok iyi de belki de alınır, bilmiyorum.
700 düz hesap hesaplayalım. Hadi 700'ü aldık. 700'ü aldık. 350 de 300'ü de eve verdik. 700'e de aldık. 1 milyona mal ediyoruz burayı. Bir ahşap evimiz oluyor. Bahçe peyzajında falan 1 milyon 50 diyelim ona biz. 1 milyon 50'leri buluruz. Pazarlık payı da mevcutmuş. Öyle yazmışlar. Ama şimdi burada işte konum farkı öne çıkacak. Şimdi İzmir Karaburun Salman Mahallesi'ne gidelim. Evet, şimdi karşımıza işte konum farkı nasıl çıkıyor? Bakın Karaburun burada, Salman adanın yani burnun, ada gibi biliyorsunuz Karaburun ama tabii burun. Bu burnun diğer tarafında Salman. Onun için 32 dakika yani 23,6 kilometre. Merkeze biraz önce diğer baktığımız Eylen Hoca ne kadardı? 16 dakikaydı. Bu iki katı. Biraz daha Eylen Hoca Salman'a göre nasıl söyleyeyim? Daha böyle işte sahile yakın, plajların daha çok olduğu, büyük marketlerin daha fazla olduğu bir yer. Burası Salman öyle değil. Bunları işte bunlar hep böyle kriter. Aynı yer burada olsa bu paraya vermeyecekler. Burada olduğu için. Ama kardeş ben dersin ki Murat kardeşim ya buradan buraya 16 dakika gideceğim. Bir 16 dakika daha giderim diyebilirsin de. Onun için zaten alıyorum bu ilanları. Karaburun Salman'da satılık, yıkık ev ve arsası diye başlık attıkları bu ilanımız 785 bin lira. Pazarlığı da var demişler. İzmir tarafından arayan canlara gelsin. Güzel İzmir'e de kucak dolusu selamlar, sevgiler. 98 metrekarelik bir yer burası. Telefon numarası Tuncay Demirkıran 0533 462 67 88. 0533 462 67 88. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Ve bu ilan. Salda Gölü'nden geçen seneden beri çok soranlar vardı. Başlığı bile öyle kullanmak istedik aslında. 825 bin lira Salda Gölü'ne 3,5 kilometre mesafede satılık köy evi. Buraya da yine köy evi olarak bakmayalım. Metrekaresi çok iyi. 1056 metrekare. Salda Gölü'ne yakın isteyenler artık bundan yakını da yok. 3,5 kilometre. Zaten en yakın köylerden birisi Salda'ya. Şöyle Salda Gölü'nün olduğu yeri göstermişler. Yine böyle mükemmel bir bahçe. Benim en çok sevdiğim şu yaşlı ağaçlar diyeyim. Yani bilmiyorum ama şu 30-35 senelik vardır herhalde. Karşımızda böyle bir yapı var. Yani karşımızdaki bu yapının tabii biz arsa olarak bakıyoruz buraya. Bu yapıya. Etrafı çevrilmiş, taşlarla çevrilmiş fakat içindeki ağaçları muazzam. Yani bakımı yapılırsa mükemmel bir yer olur. Salda Gölü'nü de anlatmaya gerek yok. Bu kadar güzel bir Salda Gölü. Yani gerçekten metrekaresi de güzel. 825 bin lira demişler. Salda Gölü tarafını düşünenler varsa ki bütün dünyanın gözü şu anda üzerinde olan bir yer. Salda Gölü'ne 3,5 kilometre mesafede Işıklar Köyü'nde 1056 metrekare arsa içerisinde tek katlı 4 odalı köy evi demişler. Elektrik su mevcut. İlan sorumlusu Ertan Bey demişler. Bir de şunu da okuyalım. Salda Gölü ve çevresinde Akdeniz iklimi hakimdir. Ortalama sıcaklık 15 derecedir. En sıcak ayı olan Ağustos'ta sıcaklık 30 dereceye çıkarken en soğuk Ocak ayı sıcaklık ortalaması 2 dereceye düşer diyorlar. Yani eksilere düşmüyormuş. Ben soğuğu pek sevmem. En çok yağış olan ayı Ocak'ta yağış miktarı 162 milim iken en az yağış alan ayında Temmuz'da 16 milim yağış ortalamasına sahiptir demişler. Yani bilmiyorum benim hoşuma gitti. 825 bin lira metrekarenin altında kalmış bir fiyat. Bir de video var ama videosunu da şöyle bir izleyelim. 17-18 saniyede olsa bakın civarını gösteriyor. Evin civarını gösteriyor. Oradan diyor işaret ettiğim yerden diyor. Şuradan tekrar alayım ben onu. Şuradan yani şunlardan taşlardan başlayarak sınır başlıyor. Gayet güzel 1000 metrekarelik bir yer.
Evin etrafı. Şuraya bakın şey koymuşlar. Konteyner koymuşlar. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama bir konteyner var orada. Yani Salda Gölü'ne en yakın yerlerden birisi. İleride de değer kazanacak yerlerden bir tanesi diyorum. Ben burası için 825 bin lira 28 Ağustos 2023 tarihli bir ilan. Yeşilova Işıklar Köyü'ne bakacağım şimdi. Merkeze Yeşilova'ya Işıklar Köyü'nün mesafesi de 8 kilometre arkadaşlar. Yani çok uzak değil. Şöyle Yeşilova'ya yaklaştığımızda Yeşilova Devlet Hastanesi'ni de burada görebiliyoruz. Işıkların içinde şöyle bir fotoğraf var. Bakalım ışıkların nereyi gösteriyor? Uzaktan olsa da gösteriyor mu? Bayağı bir uzaktan çekmişler. Işıklar Köyü'nü. Işıklar Köyü şurası. Biraz da akşamüstü çekmişler. Sanki hakikaten ışıklar da yanıyor Işıklar Köyü'nde. Biraz uzak ama böyle bir yer. Canlar, bilmiyorum değerlendirir misiniz, değerlendirmez misiniz? Ama benim hoşuma giden ilanların bir başkası da bu. Yeşilova'nın içine gidelim. Yeşilova'nın içinde böyle arkadaşlar. Şurada biraz gezelim Yeşilova'nın içine. Hastanesi, postanesi, marketleri olan bir yer burası. Buraya 8 kilometre mesafesi var. Işıklar Köyü'nün Salda'dan çok soran vardı. Alın işte size Salda'ya en yakın ilanlardan bir tanesi. Burası Ahmet Erdoğan 28 Ağustos 2023 tarihinde bu ilanı vermiş. Telefon numarası 0544 627 4070. 0544 627 4070 arkadaşlar. Düzce'den soran bir dostumuz vardı. Düzce'den soran dostumuz diyordu ki Murat Bey bana da bakar mısınız? Düzce'den arıyorum ama şu anda bu baktığım yer arkadaşlar 1 milyon 265 bin lira 400 metrekare. Düzce merkezde Göl Ormanı köyünde çok güzel bir yer. Masraf etmeden oturabilecek bir yer istediği için burayı ona bakıyorum. 18 tane fotoğrafı var buranın. Şöyle yine güzel çam ağaçları içerisinde. Kot farkı olduğu için önden tek katlı, arkadan iki katlı olan bir yapı bu. Kotu görüyorsunuz bahçede. Evin içi de şöyle bu vaziyette. Bakın bahçe aşağıya doğru şöyle eğimli gelmiş. Ondan sonrasını böyle düzlemişler. Güzel bir hobi bahçesi yapmışlar kendilerine aşağıya. Bu da ilk giriş kat olan yeri. Düzce Merkez Göl Ormanı köyünde sahibinden doğayla iç içe müstakil ev 400 metrekare arsa içerisinde toplamda 110 metrekare ev önden tek katlı arkadan iki katlı bizim söylediğimiz gibi alt kat depo olarak kullanılabilir alt katta ekstra bir oda daha mevcut fotoğrafları eklendi Aydın Pınar Şelalesi Güzeldere Şelalesi Efteni Gölü ve bunun gibi daha birçok doğal güzelliğe yakın konumda demiş detaylar telefonda görüşülür. Arayabilirsiniz. Müstakil tapulu yazmışlar buraya da ve mal sahibi vermiş. Düzce Merkez ve Göl Ormanı köyüne bakalım. Düzce'ye burada 20 kilometre çıkartıyor ama Göl Ormanı arkadaşlar Düzce'ye o kadar uzak değil. Hemen mesafesini size söyleyeyim. Düzce'nin içine 10 kilometre. Yani o buraya almış Düzce Merkez olarak. Biz merkez tam Düzce burası. Yani devlet hastanesine 10 kilometre mesafede. Öyle çok uzak bir yer değil. Hatta göl ormanına şuradan bir gidelim bakalım. Bakın göl ormanı denilen yer burası. Benim çok hoşuma giden bir yer. Daha önce gidip gezdiğim yer. Hep böyle karşılıklı, sağlı sollu güzel bahçelerin içinde evler var. Hatta bazıları harika gerçekten yapılar. Yeni modern de çok yapılar var. Ben burayı çok beğeniyorum. Düzce Gölova'yı çok beğeniyorum. Bakın şöyle mesela evler yapmışlar. Bakın bir tane şöyle var. Görüyor musunuz? Bu da sahibinden satılıkmış bu arada. Ah keşke numarasını bunun görebilseydik. Değil mi? Sahibinden satılık. Şöyle görebiliyor muyuz biraz daha yaklaştırsam? Göremiyoruz. Yani çok güzel. Şöyle sağlı sollu evlerin olduğu
Çok güzel bir yer. Yeşillik içerisinde, yemyeşil. Bakın mesela şurada yapmışlar yine. Bahçesine otoparkını yapmış. Yani fena değil arkadaşlar. 1 milyon 265 bin lira istiyorlar. 400 metrekare. Ev yeni. Masraf etmeden oturabileceğiniz bir yer. Burada hisselilere dikkat edin. Genelde Düzce'de, burası için söylemiyorum. Bazı yerler hisseli olabiliyor. Mutlaka ve mutlaka tapuyu isteyin. Tapuya bakın. Ve hatta imar müdürlüğüne zaten kesin gidin. Ama yere kefilim. Yer çok güzel bir yer. Bu Göl Ormanı Köyü. Gerçekten çok güzel bir köy. Biraz önce gezdik orayı. Bence yani hayatını idame ettirebileceğiniz yerlerden bir tanesi ya. Şuraya bakar mısınız? Yani her bahçe ayrı bir güzellik. Her bahçe ayrı bir yeşil. Bayılıyorum. Bilmiyorum sizler ne dersiniz? Lütfen beğenileri unutmayın. Bu güzel yayını, bu güzel yerleri beraber geziyoruz. Beni daha çok motive etmek için daha çok biliyorum geçen haftalarda bana gerçekten çok moral verdiniz. Yani şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Bir baktım ki herkes böyle beğeniler falan çok hoşuma gitti. Yüce Allah'ım hepinizden razı olsun. Benim hakkım da varsa hepinize helal olsun. Gerçekten beğenileriniz inanın beni çok motive ediyor bu konuda. Çünkü o dengesiz bazı insanların gelip yorum yapması, ona da zaten bir anlam veremiyorum. Ya diyoruz ki insanlara arkadaş biz burada birilerine bir fayda sağlayan bir şey yapıyoruz. Yani bir faydasını görür. Adam şu anda almasa bile der ki ya ben geçen sene bir adamı seyrediyordum. Adam şöyle şöyle diyordu. Dur ya ben şuna bir bakayım. Ya bir hayat kurtarır belki de. Anlatabiliyor muyum? Bu paralar çok kolay toplanmıyor. Daha önceki yayınlarda da söyledim. Yani insanlar belki yurt dışından çok izleyen insanlarımız var, canlarımız var bizi. Bu paraları kolay kazanmıyorlar bu insanlar. Ama buradan sanki onların kolay para kazanıyormuş gibi görülmesine ayar oluyorum. Gıcık oluyorum yani. Kardeşim o buradaki de aynı, oradaki de aynı. O adam da gitmiş affedersin orada ne işlerle uğraşıyor. Hem de bir de memleket hasretini çekiyor. Onun için az olan da bizim canımız, parası çok olan da bizim canımız. Ama herkes canını dişine takıp bu paraları biriktirmeye çalışıyor. Böyle bir hayal kuruyor. Emekli olurum diyor, alırım diyor eşimi de giderim diyor. Çocuklar diyor orada kalsınlar diyor çok istiyorlarsa. Çocukları büyümüştür belki. Onlar da kendi işine gücüne bakıyorlar. Ama şöyle 400 metrekare bir yerde yaşamak herkesin hakkı diye düşünüyorum. İnşallah Yüce Allah'ım herkesi ev sahibi, mal sahibi yapar. Selami Dursun, Düzce Merkez Göl Ormanı Köyü'nde bu ilanı vermiş. 0543 554 75 30. 0543 554 75 30. Edremit'te bir ilan yakaladım. Edremit'te Balıkesir Edremit İbrahimce Mahallesi'nde Hülya Şahin mal sahibi olarak bu ilanı atmış. Fakat şimdi bu ilanı incelerken burada Edremit'ten çok soranlar var ya bak sakın buralara gitmeden yani o mahalleleri gezmeden yer almayın. Çünkü bu İbrahimce Mahallesi'nde belki de herkes oturamaz. Onu size söyleyeyim. Neden oturamaz? Mahalle bu. Bakın Edremit herkesin gözünde Edremit'in tatil yeri geliyor. Tamam mı? Herkes o sahilleri falan filan hayal ediyor. Ama Edremit Mahallesi şöyle bir mahalle. Yani bunu göstereyim. Bu da size gidemeyenlere ya da yurt dışından bizi seyredenlere, buraya hiç gitmedim diyenlere bir örnek olsun. Bir ders olsun diyeyim. Yani şöyle bakın. Şöyle yapıların olduğu. Bizim İstanbul'da eskiden Sulu Kule vardı bilirsiniz. Yani böyle yapılar var. Oturabilir misiniz, oturamaz mısınız? Buna da karar verin. Bazı yerleri bak Allah'tan yani şu Google'ın hepsini gösterse diyorum ya, bütün köy evlerini gösterse yemin ediyorum o kadar çok bilgimiz olur ki hepimizin. Yanlışa düşmeyiz diye düşünüyorum. Bak ne yazmışlar? 1 milyon 575 bin lira. Aynı ilandan zaten bir tane daha var. Bu emlakçıda diğeri bak şu emlakçıda aynı ilan bu da mal sahibi olarak atmış. Bir tane daha var mesela. Bahçeli 3 kat imarlı plan ve projesi hazır. 840 bin lira. Aynı mahallede İbrahimce Mahallesi'nde.
Yani bak, İbrahimce Mahallesi'nde oturabilir misiniz, oturamaz mısınız? Bu kararı siz verin. Şöyle Gecekondu Mahallesi gibi bir yer. Yani benim o köyde gösterdiğim, hani çoğunun ücra dediği, köşe dediği falan yerlerden arasındaki farkı siz değerlendirin diye düşünüyorum. Bu arada sizden gelen yorumlar var. Yayınınızın geçen hafta arkadaşlar yayınımızın gerçekten ilk 3 saatine kimse yorum yapamadı. Çünkü maalesef bu kimler saldırıya geçiyor, kimler bizle uğraşıyor yine bilemiyorum. 2 senedir, 2,5 senedir bu böyle maalesef. Yorumlara kapanmış. Yani bizlik bir olay değildi bu. Maalesef az yorum alabildik. Üzülüyorum. Destek olan herkese gerçekten tek tek teşekkür ediyorum. Bazılarınızın ismi çünkü çıkmıyor. Çıkanlar işte Sevgül Yalçın, Berrin Hanım, emeğinize sağlık demiş. Belgesel tadında seviliyorsunuz demiş. Allah'ım sizden razı olsun. Bak mesela bir tane daha yazmış. Ormanlar yanıyor, ne köy evi, artık kimse almıyor, hatta düşünmüyor bile. Ben de ona gayet kibar bir şekilde düşüncenize saygı duyarım yazdım. Yani şaka gibi ya. Diyor ki ormanlar yanıyor, ne köy evi, artık kimse almıyor, hatta düşünmüyor bile. Sen alma, düşünme, niye seyrediyorsun o zaman? Allah razı olsun Murat Bey, kat mülkiyeti olan yerleri sormuştu Yaşar Bey. Allah sizden de razı olsun Yaşar Bey. Ne güzel koca yürekli bir insansınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yüce Allah'ım sizden de razı olsun. İsminizi tabi okuyamıyorum. Zevk Map demiş. Erdal Gül, teşekkür ediyorum. Tanju Cankaya. Ha mesela Tanju Cankaya'nın bir şeyi var. Bilmiyorum, bunu yorumlara lütfen yazın. Diyor ki mesela Murat Bey, çekimlerinizi numaralandırırsanız daha kolay buluruz. Mesela 80. video gibi demiş. Bunu lütfen hepinizden bekliyorum, bu yorumu. Öyle yapalım mı diye. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, şurada her videomuzun altında şurada yazar. 26.08.2023 Cumartesi günü yayınımız. Salı ise bunu salı yapıyoruz. Tarihleri ben buraya yazıyorum videonun açıklamasına. Gerek videonun içinde gerekse de alt yazısında, yani açıklama kısmında hemen ilk başta tarihi atıyorum. Ama numaralandırırsak acaba karıştırır mısınız, karıştırmaz mısınız? Çünkü 200 küsür tane videom var benim bu kanalda. Onu sizlerle birlikte lütfen bekliyorum. Beğenilerinizle birlikte yorum da yapın. Birlikte karar verelim. Merhaba, yayınınız dikkatle, detaylı bilgilendirin. Bu çok iyi anlaşılır. İşinizi yapıyorsunuz. Kutlarım sizi demiş. Teşekkür ederim Tanju Cankaya. Yürekten teşekkür ederim hepinize. Fatma Baba Yiğit, Metin Erişen, Emine Şanlı, Durdu Koç, Mehmet Saktan abim, Savaş Alanç, çok teşekkür ediyorum. Selam ve dua ile kardeşim demiş. Dualarımız her zaman hepinizle karşılıklı. Yüce Allah'ım hepinizden razı olsun. Nilgün Baylan, Sunset yine dop dolu demiş Murat abim demiş. Müdavimiyim demiş. Sevgi ve saygılarımla, saygı sevgi selamlar bizden gelsin. Allah razı olsun, teşekkürler demiş Ayşe Sönmez. Nedime Burak selam olsun. Necdet Bey, sevgili kardeşim, yeni izlemeye başladım. Seviyeli ve güzel bilgiler içeren bir yeğenim var. Rabbim yardımcın olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Yüce Allah'ım sizden de razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Emeğinize sağlık demiş. Deniz Balca, mesleğim kebapçılık. Lahmacun üzerine işletmem vardı. Devrettim. Halk eğitimden emlak kursuna gittim. Danışmanlık belgesi aldım ama pek geçerli değil gibi. Emlakçılık yapamıyoruz gibi. Bilginize ihtiyacım var. Elimden gelen bilgiyi buradan paylaşıyorum. Zaten beni izleyenlerin artık %80'i, eski aile üyelerimizin %80'i herhalde iyi bir emlakçı oldular diye düşünüyorum. Bizlere yardımcı olduğunuz için teşekkürler demiş Tülin Nurlu Erol demiş. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. İç Anadolu bölgesinden köy evi bakabilir misiniz demiş Tülin Hanım. Bakalım. Cumartesi günü bakalım. Bölgeyi de yazın ama bu yayının lütfen yorumuna bölgenizi de yazın, size de bakalım. Telefon arızası sebebiyle izleyememiş bizi Murat kardeşim demiş. Kenan abi çok selam olsun, Kenan abiye de. Yüce Allah'ım seni de var etsin abi. Güzel yüreğin var olsun.
Biz bu yayını çok seviyoruz demiş Hüseyin Aydemir. Ben de sizleri gerçekten seviyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Fahri abi, Fahri Yıldız, Semra Tiryaki. Hepinize teşekkür ediyorum. Bazılarınızın şeyi çıkmıyor. Niki, Nurten Dura, Nime Saydeniz, Filiz Karal, Mina Tuna, Özkan Özcan. Bugün harika demiş, yayın oldu demiş. Erdal Mir, Emika demiş. Hasan Yaldız, İbrahim Aziz, Hatun Doğan ablam. Hatun Doğan ablam da dualarım seninle ablam. Yorum kısmımız da sondu. Canlar, umarım yayınımı beğenmişsinizdir. Yayınları beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Daha fazla insana hep birlikte faydamız olur. Yayının içinde de söylediğim gibi inşallah güzel, bereketli bir yayın olacak demiştim. Salda Gölü'ne yakın çok isteyen dostlar vardı. Onlar için de ilanlar vardı. Birkaç tane de işte görmüş olduğunuz gibi, yani ilanlarımızda hani böyle sanki alınabilecek, elle tutulacak yerler birkaç tane vardı. Hem inceliyoruz hem de tavsiyelerde bulunuyoruz ama sizlerle birlikte istiyorum ki hep güzel bir platform olsun burası. Yani öyle bir platformda bu işi yapalım ki birbirlerimizin yorumlarıyla da bilgilenelim. Mesela bazı canlarımızın gerçekten çok güzel yorumları oluyor. Yine tabii sizden gelen yorumlara da bakmak istiyorum. Mesela İç Anadolu bölgesinden de bakmamızı istemişti bir canımız. Lütfen yoruma yazsın. Ona da cumartesi günü yine bakalım. Edremit olayını gösterdim sizlere. Edremit olayını da gördünüz. Yani bilmediğiniz yerleri, insanlar Edremit'in çok güzel yazlık sayfiye bir yer olduğunu biliyor. Aklında belki de öyle kalmış ya da hayatında bir sefer geçmiştir oradan ama sahilden geçmiştir. İç kısımlara gittiğiniz zaman olaylar biraz değişiyor. Onları da hep size yayınlarda üstüne basa basa hep belirtmek istiyorum. Aman diyorum, yanlış yapmayalım. Diğer konuya gelecek olursak da eleştiri olarak değil ama bizleri karalama maksadıyla yayınlarımıza gelenler varsa lütfen bizden uzak dursunlar diyorum. İyi insanları Yüce Allah'ım iyilerle karşılaştırsın. Kötüler bizden uzak olsun. Kötüler aslında hem yayınlardan hem de hayatımızdan da uzak olsunlar. Çünkü biz böyle mutluyuz. Gerçekten seviyeli bir yayın yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi her zaman size söylüyorum. Ben bir YouTuber değilim ya da ünlü olmak isteyen biri de değilim. Sadece burada mesleğimin zekatını her yayında söylüyorum. Vermek isteyen, insanlara fayda sağlamak isteyen bir kardeşinizim. Telefonum da orada, adresim de orada. İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Yani ünlüler gibi. WhatsApp'tan yazan çok var. Elimden geldiği kadar yurt dışından yazanlar var. Onlara da bile oradan yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok başınız dara düştü. Artık tapuyu alacaksın. Tapu dairesinin önünden bile bana telefon açabilirsin. Zaten müsaitsem her telefona da cevap veriyorum. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Maillerle, müillerle işimiz yok. Sizden gelen tavsiyeler üzerine de aslında yine programın akışını da hep birlikte bir karar verilmesini istiyorum. İşte biraz önce yorumlarda okuduğum gibi, hani bölümleri mi yazalım? Bölümler sonra karışmaz mı? 280, 290 falan gibi. Çünkü 250 tane video olmuş neredeyse. Böyle karışır mı karışmaz mı? Videoların genelde açıklama kısmında ben tarihi arkadaşlara yazdırıyorum. Bir de başlangıç noktasında videonun yine tarihi yazdırmaya çalışıyorum arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, onlar da yazıyorlar. Ama yine sizden gelenler varsa hep söylüyorum size, bu programın düzgün olması herkese faydalı olur. O da sizlerle olur. Yani dersiniz ki mesela şu bölümü çok uzatıyorsun da burayı kısa tut. Eyvallah. Şurası fazla az oluyor. Burayı uzun tut. Onu da tutarız. Ama sizlerle beraber yapalım bunu. Sizlerin yorumları onun için çok önemli. Bütün yorumlarınızı okuyorum. 500 tane de yorum olsa, hani dedim ya geçen hafta, biz öyle milyonlar izlenen birisi değiliz. Ama milyonlara da ulaştığımız zaman bile hiç endişeniz olmasın. Orada milyon tane yorum da olsa Allah'ın izniyle o yorumları da okuruz. Amaç burada insanlara faydalı olmak. Sizi sevenler için ve sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Cumartesi gününe Yüce Allah'ım ömür verirse
İnşallah tekrar birlikte olacağız. Yüce Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.